Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh değerli kıymetli dostlarımız, takipçilerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar, bugün başlıkta da görmüş olduğunuz üzere güzel bir dersimiz, güzel bir konumuz sizlerle beraber olacak. Uzaktaki sevgili gıyabında sevilir. Bakalım bu dersimizde, bu sohbetimizde içeriğimiz neler olacak? Hemen birazdan inşallah Teala sizlerle beraber olacak. Ama onun öncesi sizlerden ricam dostlar. Kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu güzel videoların devamı için ve bu videolarımızın öne çıkabilmesi için şu an videoyu durdurup beğeni atarsanız da çok çok mutlu oluruz. Şimdiden destek olan, yanımızda olan cümlenizden Rabbim razı olsun. Haydi bakalım başlıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Bir insanı ameliyat ederken uyuşturmak gerekir. Ruhunu ameliyat ederken de tam ters yöntemi kullanmamız gerekir. Yani ruhunu ayıltmamız gerekir. Cümlelerim insanlara bazen çok ağır geliyor. Kim bu adam? Kim? Bütün iman hakikatleri dersinde cerrahi operasyon gibi kalpleri açıp eleştiriyor. Ağır geliyor bazen. Fakat benim nefsime de ağır geliyor. Ben nefsimin konuştuklarını sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ama bu hakikatler ağır geliyor diye Mecnun'un Leyla'yı bıraktığını kim görmüş? Kabirde ağır gelse daha mı iyi olacak? Burada gıcık ol kardeşim. Sevme ama kabirde işe yaramalı bu hakikatler. Bir daha geri dönüşü yok çünkü. Film şeridi gibi geçecek o an her şey. Rüyaya dalıyorum, çocukmuşum, büyümüşüm, evlenmişim, çocuğum olmuş, dede olmuşum, işleri kurmuşum, batırmışım. Bir uyanıyorum, sonra saatime bakıyorum, 5 dakika geçmiş. 50 yıllık bir rüyayı 5 dakikada bitirmişim. Peki aynı olay öldüğünde dünya için olduğunda ne yapacaksın? Ne diyor hadis-i şerifte? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ah kardeşim, ah abicim. Gerçekten bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde bu hadis-i şerif. Geçenlerde karşıma bir ayet çıktı ve ayetteki cümle çok garibime gitti. İbrahim suresi 34. ayeti kerimet. Allah-u Teala'nın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Bu ayete rastlayana kadar bu açıklama yerine sonsuz kelimesini kullanırdım. Allah'ın ne kadar nimeti var? Sonsuz. Daha sonra bir matematikçi olarak bakmaya çalıştım. Alman matematikçi George Cantor sonsuz kavramının kıyaslanabileceğini söylüyor. Çok ilginç değil mi? Bize sonsuz denince kafamızda tek bir kavram şekilleniyor. Nasıl kıyaslanır? Sonsuzluk kavramı ikiye ayrılır. Sayılabilen sonsuzlar ve sayılamayan sonsuzlar. Sayılabilen sonsuzlar pozitif sayma sayılarıyla birebir eşleme yapar. Yani dükkanınızda her ürüne etiket vurursunuz. 1 numara, 2 numara, 3 numara vesaire sonsuza kadar gidebilir. Bunun adı sayılabilen sonsuz. Bir de etiket vuramadıklarımız vardır. Yani bu ürünlerde kıyaslama bile yapılamadığından dolayı bu kavramın adıysa sayılamayan sonsuzdur. Alman matematikçi George Cantor üzerine bu teze göre sayılabilen sonsuzlar sayılamayan sonsuzların yanında hiç hükmündedir diyor. İsterseniz ayete tekrar dönelim. Dikkat edin. Ayette sonsuz nimet diye bir şey yazmıyor.
Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız yazıyor. Yalnızca bir ayetin bize işaret ettiği manalara gelin bir bakalım. Ne kadar ilginç. Size sayılamayacak nimetler veriyor. Bu sayılamayacak nimetlere bir insan nasıl mukabelede bulunabilir? Yani ben birine saatimi hediye etsem bana istediği kadar iltifat veya teşekkür edebilir. Burada anlaştık. Fakat bunun bir sayısı yok. Sonsuz da değil. Sayılamayan bir sonsuz. Yani buna karşı bir insan nasıl mukabelede bulunur? Yani Allah-u Teala'ya istediğiniz kadar şükredebilirsiniz ama bu sayılamayan nimetlere yeterli gelmez. Peki bunun bir karşılığı var mıdır? Vardır. Ama bunun karşılığından önce sizlere bir soru soracağım. Miçurvuhu. Cevabını verebilir misiniz? Anlaşılmıyor değil mi? Miçurvuhu. Sormaya devam edersem çok gıcık olabilirsiniz. Mi çırvuhu. Çeçen dilinde nerelisin demektir. Ben bunu günde 20 defa tekrarlasam, 21 defa tekrarlasam, hayatım boyunca yaklaşık 400 bin defa birini her gördüğümde mi çırvuhu desen, o insan bana kardeşim ne diyorsun? Sürekli tekrarlayıp duruyorsun der mi demez mi? Ya da daha akıllı bir adam gider internetten araştırır. Gelelim asıl konumuza. Biz namazda teşehhüd denilen bir oturuş yapıyoruz. O teşehhüd oturuşunda inanılmaz kelimeler kullanıyoruz. O tahiyyat. Öyle değil mi? Peki tahiyyat ne demek biliyor musunuz? Bunu bilmememiz biraz garip değil mi? O halde biraz anormal değil miyiz? Peki neden yaratıldık? Önce iman, sonra namaz. Sizce namazdan daha ehemmiyetli bir şey var mı? Günde 21 defa teşehhüd oturuşuna oturuyoruz. 50 yıllık hayatı baz alırsak toplam hayatımızda 400 bin defa teşehhüd oturuşuna oturuyoruz. Ve mükemmel bir dikkatle ettehiyyatü lillahi ve salavatü diyoruz. Fakat ne manaya geldiğini bilmiyoruz. İronik bir durum değil mi? Günde 21 defa birine mi çırvuhu desem o adamla kavga etmez miyim? Kıldığımız namazda kullandığımız sözcüğü bilmememiz daha ayıp değil mi? Öğrenmek zoruna mı gidiyor? Neden öğrenemiyoruz? Hepimiz nefsimizi önümüze alalım ve bu dersi tam olarak idrak edelim. Sizce de ilginç değil mi? İnandığımız Allah için bunları bilmemek size de çok garip gelmiyor mu? Neden dünya işlerimizde böyle değiliz? Hadi o zaman yeni sözlendiğiniz sözlüğünüzün doğum tarihini unutun bakalım. O zaman nasıl olur aranız acaba? Ziyaret ettiğim tanıdıklarımın evlerine, ofislerine bakıyorum. Dosyalarının sayısını hatta yerini bile biliyorlar. Neden? Tahiyyatı bilmiyoruz. Konuyu biraz daha açarsak, neden namazın manalarını bilmiyoruz? İki rekat namaz kılmak zorunluza mı gidiyor? Yok, biz bu işi ezbere mi yapıyoruz? Namaz bizde bir şeyler uyandırmıyor mu? Bizde namaz vicdanı rahatlatan bir kaide oluyor artık. Geleyim, farz borcumu ödeyeyim, sonra hemen gideyim. Kulak nerede? Nerede olacak? Müşteri de tabii ki. Aklın nerede? Tabii ki yeni sözlüğünde. Haşa, bu malı, mülkü, eşi, dostu veren Allah değil yani. Senin namazın için sattığın işleri veren Allah değil mi? Tesbihatta dikkat etmişsinizdir insanlara. Subhanallah yerine süp 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 süp, elhamdülillah yerine ele 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 ele, Allahu Ekber yerine ala 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 ala. Ben o kadar hızlı silah kullanan görmedim. Adam bir başlıyor, 33 salisede tesbihat bitmiş. Peki ne dedin kardeşim? Garip değil mi acaba? Kiminle buluşmaya gidiyoruz namazda kardeşim?
Bizi yaratanla, Allah-u Teala ile buluşmaya gidiyoruz. Bu laubalilik olmuyor mu sizce de? İşin en kritik kısmıysa, çocuğuna bu Kur'an hakikatlerini öğretmeyen anne ve babalarla ilgili. Bana sorarsanız artık korkmanız lazım. Çok ciddi bir vebale gireceksiniz. Bu meseleleri sürekli ezberlettiğiniz için. Namaz nasıl bir namaz? Ezbere. Nasıl bir din? Ezbere. Nasıl bir Allah? Ezbere. Konuşmalarsa hep şu yönde geçiyor. Kardeşim namaz kılmıyorsun, Rabbini tanımıyorsun, nasıl olacak? Hayırlısı be abi. Kardeşim artık başlaman lazım, inşallah. Düğünüm geçsin, nişanım geçsin, çocuğum büyüsün, sıkıyorsa bölüm sınavlarımızda cevaba hayırlısı yazalım. Adamın alnından terini alırlar bu sınavlarda. Peki, cevaba hayırlısı yazabilir miyiz? İş yeri evraklarına hayırlısı yazabilir miyiz? Devlet bizden vergi istediğinde hayırlısı mı yazacağız? Allah'a neden böyle? Çünkü bize çok ucuz geliyor. Namazın bu kadar kıymetli muhfiyatını içeren teşehhüd bahsi nedir? Bir kişi Bediüzzaman Said Nursi'ye soruyor. Birinci sualde, teşehhüdün mübarek kelimatı Miraç gecesinde Cenab-ı Hak ile Resulünün bir mukalemeleri olduğu halde namazda okunmasının hikmeti nedir? Yani oturduğumuz anda okuduğumuz şey Allah-u Teala ile kainattaki en kıymetli insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arasında geçiyor. Nerede konuşuyorlar? Miraç'ta. Namazda otururken tekrar ettiğimiz sözler Miraç gibi bir hadisede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıkıyor ve Cenab-ı Allah tecelli diliyle konuşuyor. Bu kadar önemli bir konuşmaya tanık oluyoruz. Böyle bir konuşmayı neden namazımıza alıyoruz peki? El cevap, her müminin namazı onun bir nevi miracı hükmündedir. Yani namaz müminin miracıdır. Namazın miracımız olduğunu hissedebiliyor muyuz? Bundan önce daha acı bir soru var. Namaz kılıyor musun? Komik değil mi? Bir Müslümana bu soruyu yöneltmek acı bir soru. Namaz kılıyor musun? Hayır. İmanın var mı? Süper. Başını secdeye bile götüremeyen bir iman. Nasıl bir iman? Ve o huzura layık olan kelimeler ise Miracı Ekberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da söylenen sözlerdir. Onları zikretmekle o kutsi sohbet tahattür edilmiş olur. Yani bu sözleri neden zikrediyoruz? Çünkü Cenab-ı Allah ile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aklımıza gelmesi için. Akla gelmesi için ilk başlangıçtaki dizayn nasıl oluyor? Önce iftidah tekbiri. Yani Allahu Ekber diyorsun. Hepsi senin yolunda olmadıktan sonra geçecek şeyler değil mi? Geçecek şeylere saadet demek mümkün mü? Rabbim diyorsun. İftidah tekbirinden sonra Sübhaneke diyorsun. Sen hiçbir kusura bulaşmış olamazsın. Bütün kusurlar senden uzaktır diyorsun. Eûzü besmele ile kılıçları çekip şeytana karşı bir koruma alıyorsun. Ardından bir Fatiha, yani Kur'an'ın hülasasını alıyorsun. İyyâke, yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dilerim diyorsun. İş yerinde Cenab-ı Allah'ın rızasından önce insanların rızasını koyanlar. Dikkat edin. Bu cümleler sizce samimi söyleniyor mu? Ardından rükûya eğiliyor. Sübhane Rabbiyel Azim. Tekrar tesbih ediyoruz. Cenab-ı Allah'ı, ardından Semiallahu limen hamide, yani sen bütün hamd denleri işitensin diyorsun. Rabbena ve lekel hamd diyorsun, tekrar hamd ediyorsun. Ardından secdeye kapanıyorsun.
Senin en mahrem anın, en mahrem yerin yatak odası değil, en mahrem yerin alnının o seccadeye değdiği an. Sanki uçurumun kenarındasın. Kafanı kaldırdığın an dengen bozulacak, düşeceksin. Ardından kalkıyorsun, Allahu Ekber. Ve oturuyorsun, teşehhüde oturuyorsun. Bir insan ne için oturur? Konuşmak için. Peki, o esnada Rabbinle ne konuştuğunun farkında mısın? Ve o tasavvur ile kıymetli ve nuru teali edip genişler. Mesela Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam o gecede Cenab-ı Hakk'a karşı selam yerinde ettehiyyatü lillah demiş. Yani bütün ziyahatlerin hayatlarıyla gösterdikleri tesbihatı hayatiye ve saniyelerine takdim ettikleri fikri hediyeleri, ey Rabbim sana mahsustur, ben dahi bütün onları tasavvurumla ve imanımla sana takdim ediyorum. Yani canlıların bütün tesbihatlarını hediye götürüyoruz. Ben büyük bir kavgaya girecek olsam, o anda karşı tarafla otursam ne yaparım? Adamdan çok tanıdık arar gözüm. Diyarbakırlı Şeyh Mus, onu tanırım. Eşref Paşalı Selim, onu tanırım. Daha sonra ise bürokratlardan tanıdık arar gözlerim. Yani söyledikçe söylerim. Çünkü ne kadar arkam fazla olursa karşı tarafa o kadar hücum edebilirim. Şimdi de bu hadisenin tam tersini düşünelim. Cenab-ı Allah'a teşekkür, teşekküre gidiyoruz. Peki tek başına teşekkür yeter mi? Yetmez tabii ki. Bütün ziyahat canlılardan, bal yapan anısından tut, meleklerine, cinlerine, ceylanına, tavşanına, hüceyratına kadar, ya Rab senin için tesbih eden bütün bu varlıkların teşekkürüyle sana geliyor. Ettehiyyat ne demekmiş? Bütün canlıların teşekkürü ve hediyeleriyle senin makamına geliyorum. Neden? Çünkü bir teşekkür kafi gelmiyor. Kifayetsiz kalıyor. Öyle de tahiyyatın hülasası olan el mübarekat kelimesiyle de bütün medar-ı bereket ve tebrik ve barakallah dediren ve mübarek denilen ve hayatın ve ziyahatın hülasası olan mahluklar, hususan tohumların ve çekirdeklerin, danelerin, yumurtaların fıtri mübarekatlerini ve bereketlerini ve ubudiyetlerini temsil ederek o geniş mana ile söylüyor. Neden söylüyor? Barakallah manasına geliyor. Yani çok şaşırdığınız şeyleri temsil etmesi için. Saatimden İzmir Saat Kulesi çıksa insan şaşırır değil mi? Yumurtadan tavus kuşu çıkıyor, buna neden şaşırmıyorsun? Yumurtayla tavus kuşunun ne alakası var? Her şeyi geçtim, ben bir ateistin mandalinayı inkar etmesine tahammül edemiyorum. Resmen Allah senin için dilimlemiş vermiş. Bu noktadaysa bize yalnızca barakallah demek düşer. İnsanı oluşturan cansız atom ve elementleri sağ tarafa koyalım, İmanı da sol tarafa koyalım. Cansızlara bakalım, şuurları var mı? Yok. İnsanda var mı? Var. Cansızlarda hayat var mı? Yok. İnsanda var mı? Var. Peki deseler ki, ya insan o cansız atomları yapacak ya da cansız atomlar insanı yapacak? İnsanın cansız atomları yapması daha mantıklı. Değil mi? Çünkü insan şuur sahibidir. Akılsız şuursuz atomlar insanı yaratamayacağına göre perde arkasındaki mükemmel kudrete barekallah demek düşer. Bu nasıl bir ilimdir? Bu nasıl bir noksansızlıktır? Bunu namazda hangi sözler karşılar? El mübarekat. Namazda konuştuklarımıza bakın. Farkında mıyız bunların? Çok ilginç değil mi? Bunların bile farkında değiliz. Ateist bir bilim adamı, adını tam olarak hatırlamıyorum,
her yağmur yağdığında kapalı bir alana kaçıyor. Sebebi ise o lokasyonda oluşması en son ihtimal olan şey su damlacığıdır. Yani asit veya çamur yağmuru olma ihtimali daha çoktur. En son düşme ihtimali olan şey ilk sırada düşüyorsa bize yalnızca Barakallah demek düşer. Bu nasıl muazzam bir sistemdir? Bunun teşehhüd oturuşundaki karşılığı ise el mübarekat. Ve mübarekatın hülesası olan es salavat kelimesiyle. Yani ya Rab, bugüne kadar edilmiş bütün dualarla beraber sana geliyorum. Sen bizim Suriye'deki, Filistin'deki, Çeçenistan'daki ezilen, nerede masum kardeşlerimiz varsa hepsini koru duaları ediliyor değil mi? Ediliyor. Peki her gün insanlar çok güzel bir şekilde namazlardan sonra tesbihatlar yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bütün hepsinin ikramıyla sana geliyorum diyoruz. Ya Rab, sen hayırlı iman ver, sen hayırlı çevre ver. Bütün bu kutsi dualarla o dergah-ı ilahiyeye geliyorum. Ettehiyyat kimle geliyor? Canlılarla. El mübarekat, barekallah deyip şaşırtan her şeyle es salavat, bütün dualarla. Ardından et tayyibat diyoruz. Yani güzel söylenmiş bütün sözlerle, güzel olmuş bütün davranışlarla, yani bütün bu kainatta kim kime güzel bir cümle etmişse, kim kime hangi mutlu edeceği hediyeyi vermişse, hepsiyle beraber geliyorum ya Rab diyoruz. Farkında mısınız? Bunları namazda söylüyoruz. Biliyor muydunuz? İşte bütün bunlara karşılık Cenab-ı Allah Resulüne Esselamu aleyke ya eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatü. Yani Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun ya Nebi. Ey Nebi. Peki böyle mükemmel bir sohbeti kainatın yaratıcısı Cenab-ı Allah ve kainattaki en yüksek makamdaki zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşurken kim dinliyor? Cebrail Aleyhisselam. Ve diyor ki, şahidim ki Allah'tan başka ikinci bir kudret eli bu kainata dokunamaz. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun habercisidir, onun peygamberidir, onun kuludur diyor. Namazda bunları dediğimizi biliyor muydunuz? Ne kadar eksik bir namazımız varmış, öyle değil mi? Peki neden bu konuşmalar? Bütün namazlarımız suratımıza çarpılmasın diye. Korkmuyor musun kardeşim? Daha önemli neyin var? Çağır yedi ceddini de 60 yıl sonra kabirde de yardımcı olsunlar sana. Biz de dünya hayatına dalınca o lükslere, o şehvetperest, hayatperest, haneperest, yatakperest şeylere bir dalıyoruz ki ya aman Allah'ı birileri anlatır diyoruz. Bir de acıyarak söylüyoruz. Belki maddi hayattan daha az çekmişlerdir. Belki dünyayı kullanmaları daha kısır olduğundan acıyan gözlerle bakıyoruz. Kardeşim, bu dünya bir film. Filmde çile çeken, ceza çeken, eza çeken başrol oyuncusuna acıma. Neden biliyor musun? Film bittikten sonra trilyonluk arabasına binip gidecektir. Allah nasip ederse bunların manasını alan başrol oyuncuları da film bittikten sonra ahirette son modelle artık hangi hızla gidilirse oraya gidecektir. Hala namaz kılmayan mı var? Bir yoklayın imanınızı. Bu nasıl iman? Başını secdeye götürmüyor. Nasıl bir iman? Evet kıymetli dostlar. Bugün de güzel bir dersimiz, güzel bir konumuz sizlerle beraberdir. Kıymetli dostlar, ben Ali İbrahim Çakır. Sürçülisan ettiysem affola. İnşallahü Teala bir sonraki videolarda görüşünceye dek. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu buraya kadar izleyenler her zamanki olduğu gibi izledim yazarak yorum kısmında belirtirseniz şu dakika diye işaretleyebilirsiniz ve bir de beğeni atarsanız çok çok mutlu oluruz.
Bir sonraki videoda görüşünceye dek cümleten fi emanillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.